Mekke-i Mükerreme yolundan herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Bir gece manzarası. Esas bu manzarayı göstermek için bu video çekimine başladım. Umarım amaca ulaşmış olur. Mekke'nin fethine giden yolda son durak şu an Cumum şehri diye bildiğimiz Mekke'ye 30 kilometre uzaklıktaki bir nokta. Burası aynı zamanda cahiliye dönemi pazarlarından Zülmecenne panayırının da kurulduğu şehir. Dolayısıyla o gün Mekke Medine güzergahında önemli bir yer işgal ediyor. Bugün de Mekke'ye yakınlık anlamında uygun, güzel bir şehir. Işıklar tabii ki şu an yoldan kaynaklı. Bir de tabii ki elimizde profesyonel kamera olmadığı için parlama yapıyor. Ama en azından size bu renk cümbüşü içerisinde ne olduğunu kısaca bu kısa videoda anlatmaya çalışayım. Siz Mekke'nin fethini detaylıca okuduğunuz zaman buradaki hikayeyi daha bir anlamış olacaksınız. Biliyorsunuz Hudeybiye Anlaşması'ndan sonra Peygamber Efendimiz Mekkelilerle aslında başlangıçta Müslümanların aleyhine gibi gözüken bir anlaşmaya imza atmış ve Hazreti Ömer başta olmak üzere birçok sahabi bu anlaşmadan memnun olmamıştı. Hatta buradan Hazreti Ömer giderken kafilenin neredeyse bir kilometre önünden o kızgınlığından dolayı devam ediyordu. İşte yıllar geçti ve tarihler 630'u gösterdiği zaman anlaşmanın maddelerinden bir tanesi Mekkeliler tarafından ihlal edildi. Mekkeliler tarafında olan bir kabile, Beni Bekir kabilesi, Müslümanlar tarafında olan bir başka kabileye saldırdı ve onları öldürdü. O kabileden bir kısım kimseyi öldürdü ve zarar verdi. İşte Peygamber Efendimiz onun diyetini hem Mekkelilerden hem de bu Huza kabilesinden karşılamasını istese de benliklerine yedik düştüler ve böyle bir anlaşmayı reddettiler. Böyle bir diyet ödemeyi reddettiler. Hemen şu parkı da göstereyim. Bu parkın arka tarafı Fetih Mescidi'nin Peygamber Efendimiz'in Mekke'ye gitmeden önce Ebu Sufyan'la görüştüğü noktanın olduğu yer. Hemen şu ışıkların arka tarafında. Buranın bir gündüz çekimini de sizlere yaparım inşallah yakın zamanda. İşte Peygamber Efendimiz anlaşmanın bozulmasını müteakip tabii ki bunu kimseye söylemedi. Orduya hazırlıklı olmasını istedi ve Mekke'ye doğru yola çıktı. Ama gelirken yönünü Mekke'ye gidiyormuş gibi söylemedi. Orduya da asla söylemedi. Bir gizlilik plan içerisinde Peygamber Efendimiz bu noktaya kadar geldi. Mekke'ye 30 kilometre kalıncaya kadar. Mekkelilerin ruhları bile duymadı. Ebu Sufyan, Hakim bin İzan ve yanında bir Mekkeli müşrikle birlikte bu bölgeye geldiklerinde burada büyük bir ışık kaynağıyla karşı karşıya kaldılar. Işık demetiyle karşı karşıya kaldılar. Ve Mekke'nin yakınlarında bu kadar büyük bir ordunun kime ait olduğu hakkında kendi aralarında fikir yürütmeye başladılar. Müslümanların buraya kadar bu kadar gizlilik içerisinde Mekke'yi fethetmek üzere geldikleri hiç akıllarının ucundan bile geçmedi ve çok geçmeden Müslümanların ön birliklerine yakalanarak Peygamber Efendimizin yanına kadar getirildiler. İşte şöyle ben yavaşça göstereyim. Bakın ışık demetini görüyorsunuz. Karşı şeritten geldiğimiz zaman videonun son noktasına da inşallah gece dönüşte onu koyayım. Unutmazsam. Bu ışık demetini görünce biliyorsunuz Peygamber Efendimiz orduya dağılmalarını, etrafa ateş yakmalarını istemişti. Tabi plan adım adım işliyordu. Resulullah her şeyden haberdardı. Olan bitenden, casusluklardan. Çünkü Mekke'ye de casuslar göndermişti. Bir yandan Mekke'de olan bitenleri haber alırken bir yandan da Allah'ın yardımıyla bu fethe doğru adım adım ilerliyordu. İşte Ebu Sufyan ve beraberindekiler Resulullah'ın huzuruna getirildikleri zaman biliyorsunuz aralarında daha iman etme noktasına gelmedin mi? Ya Ebu Sufyan, la ilahe illallah demeyecek misin? O kıvama gelmedin mi?
türünden konuşmalar geçmişti. Bu konuşmaya da Hazreti Ömer, Hazreti Abbas başta olmak üzere sahabenin önde gelenleri katılıyordu. İşte orada önce La İlahe illallah lafzını, yani kelime-i şehadetin Eşhedü en La İlahe illallah kısmını ifade etti. Ve ardından Peygamber Efendimizin peygamberliğinin tasdiğine geldiği zaman bunu hemen yerine getirmedi. Daha sonra ona söylenen telkinler vasıtasıyla Eşhedü enne Muhammedur Resulullah kısmını da kabul ederek İslam'la müşerref oldu. Ama kalbi henüz tam İslam'a ısınmadığı için orada tam da böyle Müslüman oldu denemez. Kalbi İslam'a ısındırılacaklarla alakalı da biliyorsunuz zekat ayeti var. O kısımda da bu grup geçiyor. İşte burada Peygamber Efendimiz Ebu Sufyan'a artık bundan sonra gidilecek yollarının kalmadığını, bu fethin sonuçlanacağını, Allah'ın bu fethi mübini, bu zaferi Müslümanlara hediye edeceğini veyahut da artık bu işin burada taçlanacağını ifade etti. Cümleleri de yanlış kurmak istemiyorum. Bazen böyle konuşurken de bazen yanlış kelimeler çıkabiliyor. Kaçacak noktalarının artık olmadığını anlamıştı Mekkeliler ve Mekke'ye giderken ne demişti Peygamberimiz ona? Kimsenin evine sığınırsa emin olacak. Kim Kabe'ye sığınırsa emin olacak. Kim kendi evinde kalırsa emin olacak. Peygamber Efendimiz mukavemet gösterilmedikçe, kendilerine karşı gelinmedikçe ordusundaki her bir askere asla şiddete başvurmamalarını, insan öldürmemelerini emretmişti. Sıkı sıkıya tembih etmişti. Sadece o gün belli bir saat buna izin verilmişti. İşte biliyorsunuz Ebu Cehil'in oğlu İkrime gibi birkaç kişi Müslümanlara karşı gelmiş. Çarpışma olmuş Mekke içerisinde ve onlar öldürülmüştü. İkrime de Mekke'yi terk ederek kaçmak zorunda kalmış ve daha sonra o da İslam'la müşerref olmuştu. İşte cumum noktası her daim bu yol üzerinden geceleyin gelirken bana Peygamber Efendimizin Mekkelilerin gönlüne salmış olduğu korkuyu ifade ediyor. O renk cümbüşü en azından caddelerin ışıkları olsa nedir onun adı? Evlerin ışıkları olsa gördüğüm zaman bu renk cümbüşleri, ışık demetleri Peygamber Efendimizin Mekkelilere uygulamış olduğu o hileyi, savaş hilesini gözlerine, gönüllerine, kalplerine salmış olduğu korkuyu ifade eden bir manzar olarak her daim aklıma geliyor. Uzunca bir süre bunu çekim yapmak için fırsat kolladım ama bugün o fırsat denk geldi işte. Umarım faydalı olmuştur. Yani Mekke'nin fethini siz detaylı olarak siyer kitaplarından inceleyebilirsiniz. Peygamber Efendimizle Ebu Cehil arasındaki geçen konuşmaları, sahabenin o günkü tavrını ve Peygamber Efendimiz Hazreti Abbas'a Ebu Sufyan olarak alarak ordunun geçeceği noktaya hakim bir tepeye Ebu Sufyan'ı alıp götürmesini ve ordunun geçişini Ebu Sufyan'ın izlemesini istemiş. Ve ordu 10 bin kişilik bir ordu Ebu Süfyan'ın önünden geçtikçe Hazreti Abbas ona hangi kabileye mensup askerlerin ordu içerisinde yer aldığını tek tek ifade etmişti. Ebu Süfyan şöyle diyordu: gördün mü ya Abbas, amca yeğeninin saltanatı ne kadar da büyümüş. Hazreti Abbas'ın ona cevabı, bu saltanat değil, bu nübüvvetin eseridir demiş. O da onu tasdiklemişti. Dolayısıyla Müslüman ordusu Ebu Cehil'in gözlerinin önünde devasa bir büyüklükte Mekke'ye doğru ilerlemiş ve Resulullah'ın yapmış olduğu o taktik sayesinde Müslümanlar çok fazla Mekke'den de insan öldürmeden, kendileri de kayıp vermeden Mekke'ye girmişlerdi. Biliyorsunuz Cervel'e gidecek Peygamber Efendimiz, Zituva kuyusunun olduğu alana gidecek ve orada bir gece konakladıktan sonra Mekke'nin fethine nail olacaktı. Hemen görüntümüze Meymune binti Haris annemizin de mezarı, kabri şerifi geliyor. Mekke'ye 15-20 kilometre kala Meymune binti Haris'in de buradaki hikayesini yine
Uzun süredir düşünüyorum ama araçta sürekli yol aldığımız için durup da çekme fırsatı olmadı. İnşallah onun da hikayesini sizlere çekelim. Peygamber Efendimiz dört bir koldan kelime-i tevhidler eşliğinde Mekke'ye gitmiş, Kabe'yi putlardan temizlemiş ve 8 yıl önce ayrılmış olduğu Mekke'den Allah'ın da yardımıyla ona nasip etmiş olduğu zaferle Mekke'ye girmişti. İşte bu renkli renkli ışıklar o gün Müslümanların gittiği yolu işaret ediyordu. Tabii ki bu yol o günkü yol değil. Bu yol daha kısa. Cumum'un içerisinden sağa doğru gidip Sevr tarafından Mekke'ye doğru Peygamber Efendimiz girmiştir. Cervel Mekke'nin o günkü girişiydi. Bugün Anjum Otel'in olduğu nokta diyebiliriz. Mekke'nin ordularını sefere uğurladığı Mekke'nin kuzeyden giriş kapısı bugün Cervel durağı olarak geçiyor orası. Orayı da daha önce size tanıtmıştım. Zituva kuyusunu, Cervel'i tanıtmıştım. Geçmiş videolarda oynatma listeleri bölümünde Zituva ile ilgili çekmiş olduğumuz videoyu izleyerek o bölüm hakkında da bilgi edinebilirsiniz. Yine lafa daldık. 10 dakika olmuş. Burada bu videoya son verelim. Mekke'ye yaklaşırken o çirkin saat kulesi yine bizi karşılıyor. Ama bir güzelliği var. Mekke'nin dört bir yanından en uzak noktasından dahi kıblenin tayininde de güzel bir iş yapmış oluyor Mekke Saat Kulesi. Kalın sağlıcakla, videolarımızı izleyip beğenerek, yorum yaparak, bizlere eşlik ederek, destek olarak olabilirsiniz ve videolarımızı başkalarına tavsiye ederek bu içeriklerden daha fazla insanın bilgi sahibi olmasını sağlayabilirsiniz. Görüşmek üzere. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Evet, burası Cumhur ışıkları görüyorsunuz. Ebu Sufyan'ın gözünden düşünün. Buraya geldiği zaman Ebu Sufyan'ın buradaki gördüğü manzarayı düşünün. O gün olmayan bir ışık demeti büyük bir ordunun varlığını işaret ediyordu. Ebu Sufyan ve beraberindekilerin şaşırıp kaldığı bu kadar büyük bir ordunun kime ait olabileceğini hayal edemediği bir alandı. Cumhur görüyorsunuz sağdan sola ışık demeti Cumhur şehrinde yayılıyor. Ne kadar sezilebiliyor bilmiyorum. Hafifçe şöyle sağa doğru da çevirirsek kamerayı uzaktan da olsa görebiliyoruz. Ters açıdan araç içerisinden ancak bu kadar bir görüntü size sunabiliyoruz. Videonun sonunda bu görüntüyle size veda edelim. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.